bugün burada birlikte ilk ray serimini yapacağımız ray döşeme serim iki tane ayrı şey ama aynı şeyi ifade ediyor. Döşemenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Planlandığı gibi süresinde kazasız belasız tamamlanmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz derler ama hiçbir Yozgatlı Yozgat'a tren istiyoruz diye bir talebi olmadı. Çünkü kimsenin aklından böyle bir projenin olabileceği geçmiyordu. Ama şimdi bakın Yozgat bu proje ne zaman bitecek diye soruyor. Ve yüksek hızlı tren gibi büyük bir projeyle, büyük bir eserle karşılaşma imkanı buldu. Bu son derece önemli. Akıldan geçmeyen akla geldi, projeye dönüştü. Şimdi neticesini inşallah alacağız. Demin bakanımız çok net bir şekilde ifade ettiler. İnşallah bir yıla kadar tahminen eğer bir aksama olmazsa bitmeyi, 3 ay bir test sürüşü ve arkasından da yüksek hızlı trenin Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara hattının faaliyete geçeceğini ifade ettiler ki ben inanıyorum ki dediği gibi bakanımızın zamanında inşallah bir aksam olmazsa faaliyete geçecektir. Yozgatlı o zaman daha kolay erişecek, daha ucuz erişecek, daha güvenli ulaşacak gitmek istediği yerlere, daha konforlu seyahat etme imkanı bulacaktır. Sayın Bakanım, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale ve bu güzergahta bulunan iller sadece başka yerlerde yapılanlarla değil, bu bölgede yapılanlarla da ulaşımla adeta merkez haline gelmişlerdir. Şimdi Sivas hızlı trenle ve bu alandaki ürettiği teknik donanımla bu anlamda bir merkez oldu. Şimdi Yozgat da bu anlamda bir merkeze dönüştü. İşte Yerköy bu merkezin tam da odağında yer alıyor. Buradan yüksek hızlı tren aynı şekilde ifade ettiğiniz gibi Kayseri'ye geçecek, Sivas'a geçecek, Ankara'ya geçecek, Samsun'a gidecek ve oradan Konya'ya, Antalya'ya başka yerlere gidecek. Ve bir toplanma, bir dağıtım merkezi haline gelecektir. Yerköylüler trenin Yerköy'e ne kazandırdığını çok iyi bilirler. Onun için de bu büyük proje çok daha büyük gelişmeye ve değişmeye neden olacaktır. 9,5 milyar TL'lik bir yatırım. Eski rakamla 9,5 katrilyon. Yozgat'ın devlete verdiği yıllık bütün vergiyi hesap ederseniz 300 milyon civarındadır. Aldığı tek bir yatırıma devletin, hükümetimizin koyduğu kaynağı yan yana korsanız nasıl büyük bir değerin, büyük bir yatırımın buraya yapıldığını daha iyi anlarız. Zaman zaman bazıları konuşuyorlar. Efendim başka yere havaalanı yapılıyor, onu anlatıyorlar. Başka yere yol yapılıyor, onu anlatıyorlar. Onlara şunu söylemek lazım. Türkiye birdir, bütündür. Bu memleketin her yerine yapılan yatırım, oralarda refahı artırınca, devletin geliri artınca her yer ondan pay alır, pay. Sadece bana yapılsın, öbürüne yapılmasın diye bağnazlık yapanlar hiçbir şeye sahip olamazlar. Biz bu ülkenin her yerine konulan taşla iftihar ediyoruz. Bu ülkenin her yeri kıymetli, her yerindeki insanımız değerli, hepsine eş zamanlı eşit hizmetler yapmak bizim ana görevimizdir. Ve biz bunu başardık, başaracağız. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde adımlarımızı atacağız. 13 Mart 2009'da bu hattın temeli atıldı. O sırada da Eskişehir-Ankara hattı açıldı. Şimdi Ulaştırma Bakanımız değerli Ahmet Arslan Bey ve Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz Bey, bakanlık bürokratları çok iyi hatırlayacaktır. Test sürüsü sırasında Eskişehir hattında bir kaza oldu. Kıyamet kopardılar. O kaza nasıl oldu ben hala bilmem. Acaba bir sabotaj mı diye o günden beri düşünürüm. Çünkü
yüksek hızlı tren projesi Türkiye'yi yüksek hızda ayağa kaldıracak bir proje. Bu projeyi engellemek için mi acaba yapıldı, onu bilemem. Ama bir şüphem hep vardır bu konuda. Ama şunu biliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın iradesi yapılan hizmetlere karşı duranlara değil, yapılan hizmetleri talep edenlere, kamunun ve milletin menfaatine bakarak biz bu adımları attık. Ve bundan sonra da atacağız. Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmara'yı yapamazdık. Bu CHP zihniyetine kalırsak biz dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'a yapamazdık. Bir dünyayı İstanbul'a toplayıp İstanbul'dan bir dünyanın dağıtımını yapamazdık. Eğer bunların zihniyetine kalsaydık 3. köprüyü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü bırakın yapmayı, yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi olaylarını hatırlar mısınız? Meydanlara çıktılar ve 3-5 ağacı bahane edenler ne dediler sonuçta? Hükümet 3. havaalanını durdurmalıdır. Köprüyü durdurmalıdır. Diğer çalışmaları durdurmalıdır. Nükleer santralları durdurmalıdır. Türkiye'yi ayağa kaldıracak, dünya ülkeleri içerisinde daha güçlü hale getirecek ne kadar proje varsa bunları durdurun diyorlardı. Avrasya Tüneli, Marmaray, bunlar geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmamış olsaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çakmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar. Hatırlarsanız rahmetli Özal köprüyü satacağım demişti. O zaman Halkçı Parti'nin genel başkanı, tabii CHP zihniyetinin temsilcisi, ben sattırmam dedim. Ve ne oldu? Köprü satıldı. İkincisi yapıldı. Şimdi biz üçüncüsünü yaptık. Peki bu karşı duranlar ne yapıyor? Bu köprüleri şimdi keyifle kullanıyorlar. Tekrar ray seriminin hayırlı olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sayın vekillerimizi sayın mahallemizde alalım o zaman efendim. Efendim, Sayın Başbakan Yardımcımıza fotoğrafı alacağız efendim. Basın mensubu arkadaşlarım, kameraların önünü açalım şöyle sağa ve sola. Görevli çık oradan. Hocam çekin. Çekin. Çok iyi. Hocam burada.